okula gitti, bu mahalleye ve evimize bir daha dönemedi. Sen 269 gün boyunca Komo'da yaşam mücadelesi verdi oğlumuz. Belki Komo'da hayatı tutunmaya çalışırken failleri elini kolunu sallayarak gezmeye devam etti, ülkeyi yönetti. Çıktığı miting meydanlarında emri ben derdim dedi. Oğlumuzu toprağa verdikten hemen sonra o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan meydanlarda bizi yuvalattı. Bizi terörist diyerek hedef gösterdi. Oğlumuzun yasını tutmamız bile izin verilemedi, verilmedi. Biz sadece kan akmasın, silahlar sussun, çocuklar öldürülmesin dedik. Ancak bağımsız olması gereken yargı mekanizması 8 yıldır kulaklarını çığlıklarımıza kapalı, gözlerini acımızı görmez oldu. Çocuk katilini koruyarak vicdanlarını ayaklar altına aldı. Oğlumuzu vuran katil Fatih Dalgalı hapishanede olması gerekirken görevine devam etti. Tam 8 yıldır görev yaptığı bölgeden haberler aldıkça endişeleniyoruz. Biliyoruz ki bu ülkede katiller devletin yetkili makamları tarafından korunuyor. Her ne kadar devlet ve organları katilleri korusa da biz çocuğumuz için mücadele etmekten vazgeçmedik. 5 yıldır sürüncemede olan bir dava ile karşı karşıyayız. Bir önceki duruşmada mütalaa açıklandı. Oğlumuzu hedef alarak öldüren katilin bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Oğlumuzun katiline verilmek istenen bu ödül gibi cezayı kabul etmiyoruz.